Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Dün yapmak istediğim programı bugün ertelemiştim. Bunu nedenlerini açıklamıştım. Evet, bazı bilgiler de geldi. Biliyorsunuz Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi Dolmabahçe'de Yaşar Büyükanıt, Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'tan Erdoğan'ın konuşmasıydı. Ve ikisi de ölene kadar bunu açıklamayacaklarını söylediler. Bu tartışma ara sıra alevlenir, ara sıra hiçbir şey olmamış gibi söner gider. Neler konuşuldu, hangi kararlar alındı, bunu tam olarak bilemiyoruz. Ama bana bir takım duyumlar geldi. O duyumlardan şunu anlıyorum ki, benim hep söylediğim, Erdoğan hiçbir zaman orduya hakim olamadı, ordu Erdoğan'a hakim oldu lafı çok doğru ve en büyük başlangıç noktası da Yaşar Büyükanıt'tan Erdoğan'ın görüşmesi. Herkes zannediyor ki o görüşmede Erdoğan Yaşar Büyükanıt'a ciddi bir şekilde hakim oldu. Evet, ondan önce bu dönemde Levent Göktaş çok konuşuluyor. Sedat Peker'in ne kadar demokrat olduğu, Levent Göktaş'ın ve bazı kişilerin ne kadar antidemokrat oldukları falan tartışılıyor. Bunu söyleyenler var. Bazı demokrat olduğunu söyleyen insanlar Levent Göktaş'ı yerin dibine geçirip Sedat Peker'i gelecek demokraside önemli bir pay sahibi gibi gösterenler var. Şimdi o dönemin önemli insanlarından bir tanesi de Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat ve Personel Başkanlığı yapan İsmail Hakkı Pekin. Biliyorsunuz İsmail Hakkı Pekin emekli olduktan sonra Doğu Perinçek'le hareket etmeye başlamıştı. Doğu Perinçek ne zaman ki AKP ve Erdoğan bizim yanımıza geldi dedi, o günden sonra İsmail Hakkı Pekin o ekipten uzak durmaya başladı. Ama İsmail Hakkı Pekin sonuçta ne olduğunu Türkiye'de bilmeyen yok. Şimdi Levent Göktaş'la ilgili bir takım açıklamalar yapmış İsmail Hakkı Pekin geçen gün. Direkt onun söylediklerinden okuyorum. Şimdi önce Yaşar Büyükanıt ve Erdoğan görüşmesini tam idrak etmeden önce bunu ciddi anlamak gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Levent Göktaş yetenekli birisi. Faaliyetlerine, görevlerine baktığımız zaman önemli başarılara imza atmış birisi ama övülmekten hoşlanan, aynı zamanda etrafında efsanevi hikayelerin yaratıldığı, onun da hoşuna gittiğini gördüğümüz bir isim. Başarı dediği cinayetler, faaliyetlerine, görevlerine baktığımızda bunu görüyoruz zaten. Aynı emir komuta zinciri içerisinde, bunu sadece askeri olarak söylemiyorum, derin devlet anlamında söylüyorum. Genelkurmay Personel Dairesi Başkanı iken 2003 yılında Özel Kuvvetler Genelkurmay 2. Başkanı'na bağladılar. O zaman da Yaşar Büyükanıt 2. Başkan'dı. Bana Levent Göktaş'ı Özel Kuvvetler'den alın ve başka pasif bir birliğe verin dedi. Biz de başka birime verdik. Büyükanıt o sene 1. Ordu Komutanı oldu. Askeri Şura'dan sonra o gidince Genelkurmay 2. Başkanlığı'na İlker Başbu geldi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Aytaç Yalman geldi. Bir gün Levent'i Aytaç Yalman'ın yanına girerken gördük. Beni çağırdı ve Levent'i tekrar Özel Kuvvetlere tayin edin dedi. O zaman 2. Başkan istemişti dedim. O da Özel Kuvvetler'de aktif bir yere değil de daha pasif bir yere tayin edin dedi. Öğretim görevliliğine aktardık. Arkasından 2. Başkan İlker Paşa 1-1,5 ay sonra Levent'in tayini kim yaptırdı diye sordu. Anlattım, peki tamam dedi. Sonra anlıyorum ki Büyükanıt İlker Paşa'yı aramış, onu niye aldın gibi laflar söylemiş. Büyükanıt 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. İlk işi de Levent'i o görevden almak oldu. Özel kuvvetlerdeki öğrenim başkanlığı görevinden alınca Levent de istifa etti ve emekli oldu. Avukatlığa başladı. Hatta yanında daha sonra onunla beraber cezaevine giren iki kişi daha vardı. Biri Serdar Öztürk, biri daha vardı. Daha sonra onun avukatlığını yaptı. Sonrasını takip etmedim. Şimdi Yaşar Büyükanıt esasında Levent Göktürk'ü alırken o sırada onun yerine Nuri Bozkır'ı hazırlıyor. Yaşar Büyükanıt esasında halef selef meselesini yapıyor ki biliyorsunuz Nuri Bozkır Levent Göktaş'ın Abremitoğlu cinayetinde emri veren olduğunu açıklayan kişi. Devam ediyor. 2006'da Genelkurmay Karargahı'na istihbarat daire başkanı olarak geldim. Orada evrakların arasında Levent ile ilgili bir takım değerlendirmeler gördüm. O değerlendirmeler neyle ilgiliydi ondan bahsetmeyeceğim. Burası tehlikeli çünkü.
Ama Genelkurmay Başkanı Levent'le ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir yazı yazmış. O yazıda diyor ki bu adamı takip edin, bu adamın yaptığı faaliyetleri vesaire bize bildirin. Onlar da özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'daki faaliyetlerini bildirmişler. Belki hala duruyordur, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda gerekli bilgi vardır. Daha sonra Levent'i cezaevinde gördüm, aynı suçtan yargılandık. Biz internet andıcı davasına yargılanırken Ergenekon torbasında beraberdik. Gerçekten orada anlatıldığı gibi namazını kılar, Arapça biliyor, Kur'an'ı tercüme eder. Bir ara Haber Ali ile beraber aynı yerde kaldılar. Kendisine o zaman sormuştum. Niye cezaevine girdin, ne alaka var gibilerinden cevap vermedi. Evet. Bundan sonrası İnan Kıraç'la ilgili olan bölümler. Onların ne kadar bildiğini bilemiyorum. İsmail Hakkı Pekin. Fakat şöyle bir şey devam ediyor. Özel kuvvetler içinde belli bir seviyeye ulaştığımızda bir takım insanlar özel kuvvetlerdeki yetenekli insanlardan faydalanmak isteyebilir. Maalesef özel kuvvetlerde görev yaparken bazı özel kuvvetler çalışanlarının petrol işiyle, silah işiyle uğraşan kişilerle Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Kazakistan'da, diğer yerlerde işbirliği içinde oldukları açık. Bunları Milli İstihbarat Teşkilatı biliyor. Kimin kimle görüştüğünü, ne yaptığını ortaya çıkartır. Levent konusunda da bu ve buna benzer bazı şeyler olabilir diye düşünüyorum. Bizzat gözümle görmedim ama cezaevinden çıkıyor, ofisler açıyorsun. Saraya yakınlığından birilerini tanıdığından bahsediyorsun, gelene gidene. Bunlar hep duyduğumuz şeyler. Levent'in bu işi tek başına yapacağını sanmıyorum. Başka birileri de var. Yakalanan Nuri'nin, Gökhan Bozkır, 7 sayfalık ifadesi var. O ifadede nedir, ne değildir var. Burada söyleyemem. Başkaları da var. Şimdi buradan sonrasını daha sonra anlatacağım. Şimdi peki bu arada Yaşar Büyükanıt'la Erdoğan görüşmesinde ne oluyor? Erdoğan işte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı dönemi falan filan muhtıra verildi, verilecek. Bunların hepsinden haberi var. Erdoğan esasında bir hükümranlık kurma kararını ta o zamanlarda hatta daha önceden bence Erbakan'ın yanından ayrılırken bu kararı veriyor. Bu karar verdiğinden Abdullah Gül'ün, işte Bülent Arınç'ın falan haberi var mı ya da Abdülhatif Şener'in, ondan emin değilim. Ama bu kararı Erdoğan vermiş belli ki. Şimdi Dolmabahçe'de ciddi bir şekilde masaya oturuyorlar. Erdoğan önce Yaşar Büyükanıt'ın önüne darbe dosyasını koyuyor. Darbe dosyasını koyduğunda Yaşar Büyükanıt şöyle bir göz gezdiriyor. Arkasından Yaşar Büyükanıt'ın eşinin bir takım fazla harcamalarını masaya koyuyor. Arkasından yurt dışında o sırada yurt dışında bulunan, belki hala öyledir bilemiyorum, kızının fazla harcamalarını masaya koyuyor. Bir iki şey daha koyuyor. Onlar özel olaya girdiği için bahsetmek istemiyorum ama çoğunuz biliyorsunuz. Bu darbe dosyası dediğim, yalnız yanlış anlamayın, bir Ergenekon darbesi, yani Ergenekon adı yargılanan Ergenekon dosyasının darbesi değil, Balyoz darbesi de değil. Bu başlı başına başka bir darbe. Onun üzerine Erdoğan'ın önüne bu kadar mı deyip önce geçmişini koyuyor. Bu geçmişi dediğim ilginç bir şey. Çünkü işte Gürcistan'dan geldiği söylenen Erdoğan'ın burada başka olaylar koyuyor. Ne kadar etkiler, ne kadar etkilemez, beni çok etkilemiyor, çok açık söyleyeyim. Ama Pakroduniler üzerinden bir dosya koyuyor Erdoğan'ın önüne. Pakroduniler kimler? Pakroduniler Gürcistan'dan önce Ermenistan'a geçmiş. Ermenistan'dan da bir kısmı Türkiye'ye gelmiş. Tarikat da diyebiliriz, işte bir grup da diyebiliriz. Bunlar Yahudiler. Erdoğan'ın bunlardan olduğu, yani baba tarafından bunlardan olduğunun üzerine bir dosya koyuyor. Yani bu dosyayla Erdoğan'a karşı bir şey yapılabilir mi? Bilemiyorum, burası Türkiye yani, ama dediğim gibi beni hiç ilgilendirmiyor. Erdoğan'ın geçmişinin Yahudi olması, şu olması, bu olması. Onu söyleyeyim. Ama bu dosya konuluyor önüne. İkinci dosya Erdoğan'ın belediye başkanı iken yaptığı bütün yolsuzluklar konuluyor. Üçüncü dosya olarak Erdoğan'a bakanların, milletvekillerinin yaptığı bütün yolsuzluklar, ama dosya dosya konuluyor. Ve diyor ki bunları masaya yatırırsam, bunları açıklarsam 3 gün içinde bu halk Taksim Meydanı'nda sizi idam etmemize karşı çıkmaz gibi ciddi bir şekilde ağır bir tavır koyuyor. Bir başka daha dosya koyuyor. O dosya Fethullah Gülen dosyası. Ve Erdoğan'a diyor ki bu ekiple uğraştığınız takdirde diğer dosyalarla ilgili kimse hiçbir şey yapmayacaktır diyor. Ha, o dosyalar bilinmiyor mu? İşte 17-25 Aralık o dosyalardan bazıları değil mi? Çok, ama söylüyorum bazıları.
Hatta çok az bir kısmı değil mi? Evet öyle. Ama Yaşar Büyükhanut bu sözü veriyor. Ve Erdoğan'ın askeriyeye dair, yani askeriyenin emrinde çalışması bu şekilde başlıyor. Biliyorsunuz Erdoğan ilk önce NATO'cularla beraber çalışıp işte Ergenekon, Balyoz şeyin üzerine gidiyor. Orada Fethullah Gülen'in bürokrasideki bütün güçlerinden faydalanarak yapıyor. Buradaki bütün şüphe mutlaka ileride çıkacaktır. Ben de kesin kes söylemiyorum. Ergenekon ve Balyoz davalarının ilk açılımı Gülen vasıtasıyla mı yapılmıştır NATO'cu subaylarla beraber? Yoksa Erdoğan'ın Yaşar Büyükhanut'la ilk görüşmesinden sonra önce şu Avrasya kısmını temizleyelim, bir hazırlık yapalım mı olmuştur? Gerçekten emin değilim. Ama hep başından itibaren şunu söyledim. Ergenekon ve Balyoz davalarında Fethullah Gülen'in ciddi bir rolü var. Hatta bana göre çok ciddi yanlışları var. Bunları 2008'den itibaren hep yazdım zaten nedenlerini. Bu kadar genişletmenin, bu kadar şey yapmanın işi sulandırdığını, yanlışlar yapıldığını yazdım ve hep bir darbe girişimi olduğunu ama darbe girişiminin dışına çıkartıldığını, işin işte silah gömmeler bilmem neler falan filan, bunların hepsini biliyorsunuz. Ama şunu hep de inandım, yani bir ülkenin başbakanının MIT'inin, MIT'te o dönemde başbakanlığa bağlı, izni olmadan onlara rağmen bunları yapamazsınız. Nasıl devlet izin vermediği ölçüde mafya olamazsanız, devlet izin vermediği ölçüde devletin bir takım mekanizmalarını alt üst edemezsiniz. Yani devleti idare eden, devlet dediğim devleti idare eden mekanizmalar ve o devleti idare eden mekanizmaları idare eden o üst kurul dediğim, işte Türkiye'nin başından itibaren hep derin devleti olduğu bir olan bir devlet olduğunu söylüyorum ya. O en üst kurul bunlara izin vermeden askeriyeyle bu kadar uğraşamazsınız. Türkiye gibi demokrasiyi hiç tatmamış, öğrenmemiş bir ülkede. Bunları yaparken de o en üst kurul size bu izni veriyor. Haklısınız diyeceksiniz ki ben de aynı soruyu kendime soruyorum. Yaşar Büyükhanut Fethullah Gülen dosyasının önüne koyuyor ve bundan uğraşacaksın diyor. Ama o sırada bir ayrıca bir Avrasya grubu var ve NATO'cu komutanların ciddi bir şekilde rahatsızlığı da var. Buradaki eksiklik bunu iki kademeye indirmeyi, yani önce Avrasya grubunu ciddi bir şekilde alaşağı etmeyi, ondan sonra Gülen'imi, ama burada Avrasya grubunun hapse girmesiyle beraber ciddi bir güçlendiğini de görüyoruz. Bununla ilgili birileri bir gün mutlaka konuşacak. Nasıl İsmail Hakkı Pekin bir takım şeyleri anlatmaya başladıysa, yani şurasını söyleyemem, burasını söyleyemem demesine karşın bir takım açıklamalarda bulunuyorsa, birileri bunu bence önümüzdeki seçimden sonra bazıları bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu Sedat Peker ne kadar neyini açıklar, o silahların nasıl yurt dışına satıldığını, işte uyuşturucu kaçakçılığının da kimlerin esasında nereye kadar var olduğunu, Putin'in söylediği Bilal Erdoğan'ın işte Barzani ailesiyle nasıl bir petrol kaçakçılığının damadın işin içinde olduğunu falan filan, bunlar hepsi ortaya çıkacak. Ama Türkiye tam temizlenecek mi, işte bu ikili görüşmeler de esas benim işte duyum üzerine yaptığım bu konuşmanın dışında gerçek olarak tam ne konuşuldu, bunun bir bantı var mıdır yok mudur? Yaşar Büyükhanut yaşamıyor ama Erdoğan hayatta. Eğer yargılandığında bunları açıklarsa nereye kadar gidebilir bütün bu davalar? Erdoğan bunları koz olarak saklayıp da esas suçlu ben değilim, beni buraya iten, bakın bu konuşmayı açıklarım ama beni işte ne bileyim ben serbest bırakırsınız ya da çok özel bir hapishanede ev gibi yaşatırsınız mı diyecek. Çünkü Erdoğan'ın elinde de çok bilgi var. Yani bütün o dönemde son 20 yıl değil mi? 25 yılda neler yapıldığını, neler yaşandığını hepsinin bilgisi Erdoğan'da var. Binali Yıldırım'da var. Binali Yıldırım böyle bir durumda Erdoğan'a ne kadar iyi davranacak diyeyim, şimdi kelimeyi bulamadım, yani satmayacak. Şunu söyleyebilir, beni belediyede para için orada tutan, AKP'ye ilk başta almayan Erdoğan'dır diyebilir. Yani beni siz meşhur ettiniz ya da beni siz bu yola sundunuz açıklamalarını yapabilir. Kurtarır mı? Hayır. Yani öyle bir pisliğin içindeler ki kurtaramayacak noktadalar. Ama şimdi önümüzde böyle bir duyum var.
Erdoğan da Yaşar Büyükanıt'ın ve arkadaşlarının yapmak istediği darbe girişimi AKP'ye ve Erdoğan'a karşı yapmadıklarını ama darbe yapmadan Erdoğan'ı avuçlarının içine almalar. Evet, daha fazla bilgi gelirse bu konuda konuşacağım, açıklamalarda bulunacağım. Ya da bu program üzerine bir takım insanlar ya öyle değil de böyle diye açıklama yaparlarsa bilemeyeceğim. Onlar üzerinden de tartışmaya devam edeceğim. Ama bütün bu geçmiş dönemi yargılamak, sorgulamak için Yaşar Büyükanıt Erdoğan görüşmesinin çok ciddi bir önemi var. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.